Erdoğan Putin'le konuşacak. Ağustos ayında Putin Türkiye'ye geliyor. Masada ilk madde tahıl koridoru. Suriye. İkinci madde Suriye. Ukrayna Savaşı. Üçüncü madde. ikiye biz onu yazalım. Niye ben ikiye? Şöyle sıra, sıralamayla gidelim. Sen yazdın. Ha, ben yazdım. <laughs> Ukrayna Savaşı. Evet. Ukrayna Suriye, Savaşı. Kafkaslar. Bence Suriye'yi birinci sıraya koyun. Öyle mi diyorsunuz? Evet, neden, Ukrayna diyor Savaşı, bir tahıl. Ne, neyi dediniz? Suriye. Suriye'yi birinci yani. sıraya koyun. Demin kim dedi? İçişleri Bakanımızın bir ben açıklaması de. vardı. 5-6 ayda mültecilerde bariz bir şey göreceksiniz. 1 milyon ya. Evet, mülteci Suriyeli geri Yerel seçimler öncesi bu işin olmasını isteniyor. O nedenle Türkiye'nin de bir kazancı olması lazım. O zaman birinci maddeye Suriye yazıyor. Evet. Doğru mu? Çünkü tahıl noktasında Türkiye'nin bir ne? kazancı yok. Türkiye tahıl da kendi kendine yeter. Peki. Birinci Ama, madde Suriye. Evet. Esatla Erdoğan'da Abdülkadir Selvi evet. der ki önümüzdeki süreçlerde görüşebilir. Yılın bu yılın sonunda 1 milyon Suriyeli de geri dönecek. Bu, bu yönde çok büyük çalışmalar var. 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 Valiliklerin özellikle. İkinci madde tahıl. 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 Savaş, tahıl, tahıl. Evet. Tahıl. 3. Evet. savaş tahıl koridoru. Üç. Ukrayna savaşı. Ukrayna savaşı. 4 Karaba. Ticari anlaşmalar yani. mı? Yani peki Karab Karabağ diyorum. Ondan sonra ticari anlaşmalar. Karabağ 5 ticari anlaşmalar. Orada şöyle bir durum var. Buyurun hocam. Şimdi birik ülkeleri. Bu arada özür diliyorum. Buyurun. Affeder. Buyur abi sen. Karabağ, Şimdi, Azerbaycan. Evet. Yani Zengesur Koridoru bitmek Zengezur üzere. Koridoru. Onu söyleyeyim. Peki. Yani bunların açılması an meselesi. Tam da yani seçimler öncesi Zengesur Koridoru ve Suriye'nin halledilmesi eğer yapılabilirse bir de Tal Koridoru hakikaten Türkiye'nin çok elini güçlendirecek. Şimdi... Evet, buyur buyur hocam. bu, bu buyur. şey vardı hocam galiba bir Beş de bu... ticari ilişkiler. Ticari ilişkiler 5. sırada. anlaşmalar doğalgaz merkezi konusu da belki He. konuşulabilecek konulardan bir tanesi beraber. Peki 6. Evet, maddeye evet, doğalgaz yani. yazalım. Doğalgaz. Yani. yani tamam bu ticari ilişkilerde muhtemelen bunun içinde evet. Abdülkadir hocam evet. öyle değerlendiriyor evet. ama. ama peki doğalgaz, doğalgaz ayrı bir başlık, başlık açalım. açılabilir belki doğalgaz hocam. Hı -hı. Doğalgaz meselesi Başka? Bir de şöyle Çok bir... kötü, berbat, iğrenç yazımla bu tahtayı <laughs> yazmayı hiç Doğru, istemiyorum ya, ama. Doktor da değilim. Doktorların <laughs> gerekli de böyle olur ya. Evet. karalarlar. Ya, i̇yi gelişti Bir de şöyle bir şey yani, var. Gelişmiş mi? Gelişmiş. gelişmiş. Hiç gelişmedi Olacağım. hocam. <gülüyor> <gülüyor> en azından <gülüyor> okunabiliyor. <gülüyor> en azından <gülüyor> okunabiliyor. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> Ufak da olsa düzenli var. Ama zor hakikaten orada olmaz Tahtada yazmak o kadar kolay değil. Hocam ama ince gibi yazanlar var ya. Var, evet. Bizim alışkın ince gibi vardır. yazmıyor. Üniversite hocaları daha iyi. Yani. Evet. Hocam Bayraktar mesela yani gayet iyi yazıyor. Hakan Bayraktar da öyle. Ya. Göksu Hanım da öyle hakikaten. Hakan Bayrakçı. Ha Bayrakçı. Ha Hakan var. Bayrak göksu <laughs> da öyle yazıyor. <laughs> evet, evet. Başka kimin yazısı güzel kızlar? Buryal'ın <laughs> da mı güzeldi kalfanın? <laughs> Hatırlamadım <gülüyor> ama. Evet, altı hocam, doğal yazısı dedi. güzel bildiğim kadarıyla. Benimki de iyi yani, hocam yani. Şimdi burada bu. üniversite hocaları Bak, alışıktır. Hocam ben Hocam Olma. seni alayım. <laughs> yok hocam yok. Gerçekten şunu <laughs> yazarken neyse konuyu kapattım. <laughs> ya beş kere bir konu daha var diyorum. Bir kere de dinleyin. Tamam, beş, aşk tam 5 oldu. Hayır. Abdullah hocam ne zaman dinlemedi? Tamam da 5 yani, kere hocam, bir konu var diyorum. Tamam hocam. Yanlış anlamayın. Yani Buyurun. Yok mu? Neyse ne diyeceğimi unutturdum. Bakın şimdi BRICS ülkelerinin, yani bu kavga 21. yüzyıl dünyasının hı hı. uluslararası kurum ve kuruluşların yerine şekillenmesi. Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan filan bunların iddiaları adil değil düzen diyorlar. Do, Amerika'nın doları Amerika'nın kamu malı. Hı hı. Dolayısıyla Putin diyor ki dünyanın ortak malı olan merkeziyetsiz bir finans sistemi olsun diyor. Yani bir dijital paradan bahsediyor. Çin de bunu seslendiriyor. Bunun için ne diyor? Amerikan dolarının dünyada kullanımını azaltmaya yönelik yerel para birimleriyle ticarete çok öncelik veriyorlar. Bu kavga, jeopolitik kavga görünür yüzü büyük bir sistem mücadelesi var. Rusya mesela Çin Devlet Başkanı Putin'i ziyarete geldiğinde Xi Jinping ne demişti? Yüzyılda e, bir değişim var. Bu da bizim dönemimize geldi. Orada Putin ona karşılık Çin yuanı ile ticareti Afrika, Latin Amerika olaraktan yapacağız dedi. Önce bir Çin yuanı yerel para birimleriyle karşılıklı ticaret Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Pakistan, Rusya ile Türkiye, Rusya ile Türkiye, Çin ile birçok ülke yapıyor. Bu ne demek? E, sistem savaşında yavaş dostat bir şey yerinden hareket etti. Rus-Ukrayna savaşı bu savaşın yanında küçük bölüm kalır. Çünkü 10 yılda bu iş olup bitecek. Öyle görünüyor. Hı. Batı merkezli, şu an hep Batı merkezli konuşuyoruz hı hı. ya. Dünyanın geri kalanı bu sistem böyle yürümez kardeşim. Adil değil diyor. Hı. Afrika'da diyor, Latin Amerika'da diyor. Kavga bu bu böyle gidiyor. kavga. O nedenle Türkiye'ye geldiğinde bu konuda masaya yatırılacaktı. Zaten Cumhurbaşkanı çok önceden söylemişti. Doları terör aracı olarak kullanıyorsunuz şeklinde Amerikalılar'a. Hı. Dünya 5'ten büyük derken Birleşmiş Milletler'de Beş tane ülke var. Veto yetkisi var. Bir İslam dünyasından bir ülke yok. Türk dünyasından bir ülke yok. Koskoca Afrika kıtasından bir ülke. Tabii. tabii işte Afrika'dan yok. Latin Amerika'dan yok. yok. Yani beş kişi bir araya gelmiş. Burada tahmin ediyorum medya yansır mı bilmiyorum ama uh -huh. Putin'in mücadelesi Ukrayna'nın ötesinde. Bir sistem mücadelesi. Bu dünya böyle gitmeyecek diyor. Xi Jinping de böyle diyor. Batı bunu demokrasi ülkelerle otokrat ülkeler diye ayıraraktan hı hı. aynen 20. yüzyılda olduğu gibi kapitalizm, demokrasi ülkeleri, komünizm, işte demir perde ülkeleri diye bir güç dengesi vardı. Batı bunu o zemine oturtaraktan dünyayı yeniden büyük çoğunluğunu ben yöneteyim. Geri kalan Sovyetler Birliği olduğu gibi Çin Rusya kalsın diyor ama bu kez başarılı olamayacaklar. Çünkü bu noktada dünyada birçok ülke bundan rahatsız. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonla mücadele ediyorum diyerekten FED, Merkez Bankası doları yukarıya doğru çektiğinde dünyada dolarla olan borçlu şirketler, borçlu devletler, kredi alanlar hepsi gümlüyor. Para birimleri değer kaybediyor. Yani Amerika'nın almış olduğu bir karar şu an tüm dünyayı etkiliyor. Mesela Brezilya Devlet Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Diyor ki bir ülkenin para biriminin değerli değersiz olduğuna kim karar veriyor diyor. Yani bu tartışmalar dünyada o artacak. Tam bir karar veremiyor evet. maalesef. Bir de Afrika'da konuşulacaktır. Bak Nijer'deki olay. Hmm. Sadece Nijer'deki oradaki subayların değil, Çin'i de ilgilendiriyor. Darbe. Putin'i de Rusyanlısı ilgilendiriyor. Asıl Rusya'yı ilgilendiriyor. Rus yanlısı bir darbe. Rusya, Rus Rusya. yanlısı demek doğru olmaz. Çıktılar ama orada büyük resme daha farklı bakmak gerekiyor. Çünkü Burkina Faso lideri dün bir açıklama yaptı. İnsan etmeyen köleye merhamet edilmez. Ey Avrupa Birliği, şey Afrika Birliği, Batı'nın hüklü hükümetlerine karşı ayaklanan, şey baş kaldıran Afrikalıları niye kınıyorsunuz diyor. Doğru. Şimdi yani şöyle Kenya, şöyle bir bilgi Kenya var elinde. Macron'un Kenya'yı ziyaretinde de Kenya devlet başkanı Macron'a benzer şeyler söylemiş. Abi. yine de mi? aynı şekilde. Bakın elimde şöyle bir bilgi var. Evet. <laughs> ee, Mali, Çat ve Nijer'de Rus bayrakları asılmış. <laughs> Şimdi yani, bu üç ülkede şu an Rus bayrakları az ya, yani. dolayısıyla Afrika'da değil mi? Rus, bu yani, Afrika'daki Rus devleti, olayların Rus değil devleti, değil mi? ya doğru. şimdi hocam bakın Türkiye'de mesela PKK bayrak astı. Türkiye HDP'le bayrak astı. Türkiye bayrak astı diyebilir miyiz? Hayır. Türkiye'deki HDP'le bayrak astı. Ama yok hocam, öyle değil. Fail yani değil, değil yani. Abdullah. Yok orada da şimdi o devletler orada, mi bayrak astı? O devletin e, evet şöyle falan yani, yani, Hatta yapan nereye asmışlar biliyor musunuz? Fransız askerlerinin boşalttığı garnizonlara Rus bayrakları asılmış. Yani şimdi çok manidar. Enteresan yani, ve manidar. Tabii mani, yani şimdi burada bir şey ben bağlayacağım. Yani, yani. Unutmayalım. Hı hı. Bu Fransa olayları olduğunda iki şey söyledim. Dedim ki bu Fransa olaylarının arkasında sadece Fransa'nın iç dinamikleri yok. Hı. Kim dediler? Dedim Rusya. Yani Rusya'yı dedim göz ardı etmeyin. Çünkü üçüncü dünya ülkelerinin insanları burada bir eylem yapıyor. Evet. Ve şunu sormuşlardı. Dediler ki bana, hocam bu e, olaylar Avrupa'nın diğer ülkelerine sıçrar mı? Avrupa'nın diğer ülkelerine sıçramaz ama Afrika'ya rebound etkisi olur diye de bu e, CNN'de söylemiştim. A Bakın aradan bir ay sonra bu Bordo. şey geçti. Çünkü evet Rus ordusu beklenen e, performansta değil. Yani Rus ordusu Aynen. hala Aynen. Soğuk Savaş Gerçekten. döneminin konseptini ve teknolojisini Tabii. uygulamaya çalışıyor. T-90 tanklarını denemeye kalklar Onlar da kevgire döndü. Aynen. Hakikaten ama Rus ordusundaki bu başarısızlık Rusya'nın başarısız olduğu anlamına gelmez çünkü Rusya'nın güçlü olduğu çok önemli yerler var. İşte burada Avrupa'nın da Amerika'nın kendisine yönelik bu kısıtlayıcı ambargolarını kırmak adına Rusya. Afrika'da yeni bir sosyal hareket Sosyal ve siyasal hareket başlattı Ve özellikle o emperyalist işte Sahil ülkelerine sahip olan Fransa'yı Başta orada olmak üzere işte Hollanda'sı var Belçika'sı var Onlar çok konuşulmuyor evet. Ama onlar da Afrika'yı parsellemiş durumda Onları oradan gönderme yönünde Çok ciddi bir kart ortaya koydu ki Bu bir fırsattır Türkiye'nin özellikle Afrika açılımıyla Rusların şu anki yapmış olduğu O Afrika açılımının Stratejik çıkarları örtüşüyor ama yani hocam, bu, bu hocam orada bir şey karıştırmamak biliyorum. lazım. Yani Rusya'nın orada Nijer'deki bu darbesi bildiğim kadarıyla 11 ülkede Rusya etkili. Wagner üzerinden de evet. etkili. Ama biz o gittiğimiz ülkelerde 13... kazan kazan ortaklığı yaparak onlarla yani ülkelerine yatırımları birlikte yaparak onlarla Zaten büyütüyoruz. Şu an... Ama Rusya bu darbeyi yaptıktan sonra diğer ülkelerde de Rusya'ya karşıya bizde de yapar mı? Korkusu olabilir. Evet, Bizi işte. oradan bir ayrıştırmak lazım. Yani bizim i̇şte, ben, ben de tam iyi. onu diyecektim. Türkiye'nin o yumuşak soft evet. gücü, Rusya'nın emperyalizmini de dengeleyici bir panzehir etkisi oluşturabilir. Evet. Yani baktık mesela Somali'de ne yaptık? Mesela Libya'da ne yaptık? Değil mi? Diğer ülkelerde bulunduğumuz gibi. hep insani davrandık. Dolayısıyla yani 45 milyar dolarlık bizim ticaretimiz var. Afrika evet, bu daha da artabilir. artabilir ve Rus artabilir. Rusya da bir emperyalist ülke sonuçta. Rusya'nın yani, Rusya yani Fransa'nın bıraktığı boşluğu Rus emperyalizminin doldurma korkusu nu Türkiye Rusya ile birlikte o bölgelerde olmak suretiyle bir panzehir etkisiyle nötrleyebilir. Bir de